terörist olan kişiler yine oyunu kullanacak. Seçmen listeleri Arap saçına döndü. Kimi ölü, kimi dağda terörist, kimi henüz doğmadı. Ama hepsinin adı 29 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacaklar listesinde. Yani bir gecede aniden ortaya çıkan 5 milyon seçmen arasında yok yok. Önce muhtarlıklar dolgu taştı. Yıllar önce ölmüş yakınlarını listelerde görenler ve muhtarlar şaşırdı. Nasıl olur da ölmüş kişiler seçmen diye yazılırdı. 30 sene önce vefat etmişti. Ama listede yer alıyor. Listede yer alıyor. Mezardaki seçmenler listelerde yer aldı ama binlerce seçmenin yaşadığı mahalleler unutuldu. 4 tane şeyim var, oyun var. Hiçbirimiz yok. Bundan önceki olan seçimlerde normal oyumuzu kullandık. Ev hiç gözükmüyor. Şimdi nüfusa vardım, oradaki hanımlar baktı, ilgilendi, hiç kayıt yok. Burak tarla olarak yok. Seçmen listelerindeki skandallar bu kadarla sınırlı kalmadı. PKK'nın üst düzey yöneticilerinden ve Kandil'deki dağ kadrosunda yer alan Kiro Kod adlı terörist Salman Kurtulan da oy kullanacaklar arasındaydı. DSP milletvekili Fatma Kurtulan'ın eşi Salman Kurtulan, Adana'nın Seyhan ilçesinde ikamet ediyor ve seçmen olarak görünüyordu. Ve çarpıcı iddialara yenileri eklendi. PKK'nın 2 numaralı ismi terörist Cemil Bayık da seçimde oy kullanacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında. Yani Türkiye'nin Avrupa'ya bize teslim edin dediği Cemil Bayık seçmen listelerine göre Keban'da yaşıyor. PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık aşağı Çakmak köyünde Keban'da seçmen olarak çıkıyor. TÜİK adrese dair nüfus kayıt sistemi yaptı. Şimdi biz bazen diyoruz ki Irak'ın kuzeyindekileri ne yaptınız? Üstelik sadece yaşayan teröristler değil, PKK'nın dağ kadrosunda bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında ölen teröristler de seçmen görünüyor. Şırnak'ın Gabar Küpeli bölgesinde 2007 yılında askerlerle girdiği çatışmada ölen Gülbahar Gülbat Kod adlı terörist Selma Kaya ve yine aynı çatışmada ölen Gabar Rızgar Kod adlı terörist Mehmet Reşit Erdoğan da seçmen listesinde. Bu kadar da olmaz dedirsen örneklere her geçen gün yenisi eklenirken Yüksek Seçim Kurulu'ndan şaşırtıcı bir açıklama geldi. YSK Başkanı Muammer Aydın, teröristlerin seçmen listesinde bulunmasının doğal olduğunu söyledi. Doğaldır. 18 yaşını dolduran herkes bizde seçmendir, bizim şeyimizde. O kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mahkemece mahkum olmamış, hükümlü olmamış, seçmen kütüğüne kimler yazılır belli. Anasının babasının yanında, adresinde görünüyorsa bu kişiyi seçmen olarak biz yazmak konumundayız. YSK Başkanı'nın açıklaması teröristlerin ailelerinin yanında yaşadığını gösteriyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti teröristleri neden başka adreslerde arıyor? Terörist olan kişiler, diyelim ki asker yakaladı, cezaevine aldı. Bu kişi cezaevinde yine oyunu kullanacak. Engel değil. Çünkü hükümlü değil. Hükümlü olursa ancak oyunu kullanamaz. Teröristlerin tutuklansa dahi oy kullanabileceğini bu sözlerle açıkladı YSK Başkanı. Ama mezardaki seçmenlere henüz bir yanıt bulunamadı. Almanya'daki Deniz Feneri davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Gürhan da seçmen listesinde. Gürhan İstanbul'da oy kullanacak ama kendisi Almanya'da bir cezaevinde. Almanya'da Deniz Feneri davasından dolayı tutuklu olup mahkumiyet kararı verilen Mehmet Gürhan. O da cezaevinde olmasına rağmen, Almanya'da ikamet etmesine rağmen yurt içinde bir seçmen kütüğüne yazılmış. Peki Mehmet Gürhan'ı seçmen yapan sistem yurt dışında yaşayan bir başka ismi. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı neden seçmen olarak göstermedi? Necmettin Bilal Türkiye'de seçmen kütüğüne yazılı değil. Amerika'da. Şimdi bu Almanya'da, Türkiye'de yazılı. O Amerika'da yazılı değil. Peki ey Sayın Bakan, Başbakan oğlu Necmettin Bilal'in TC kimlik numarası var. Türk vatandaşı herhalde. O niye yazılmamış? Birbirinden farklı bu iki örnek aslında yaşanan karmaşanın özeti gibi. Ama tüm bunların ardından Ardahan'ın Çıldır ilçesinden gelen haber tartışmaya tuz biber ekti. Eşmepınar köyünde yaşayan Temur Topkaya seçmen kayıtlarında hiç doğmamış bir kızına rastladı. 8 çocuğu olan Topkaya hiç doğmamış birinin seçmen listesine nasıl girdiğini anlayamadı.